Çok sevdiğin yazarlar Tuttur'un içinde, Yazarlar Kulübü'nde. Sen de tutturuyesi üyesi ol, onların yorum ve tahminlerini kaçırma. Üstelik uygulamaya ve panzine özel ilk kuponunda 150 TL'ye kadar hediye. Tuttur, en kral sensin. Satılabilir bir oyuncu. Rakamını bilmem. Bana göre e, Trabzonspor'un en değerli oyuncularından bir tanesi. Türk oyuncu kralı da sıkılaşacağı zaman onun gibi yetenekli bir oyuncu almak çok bir maliyettir. Hem iç oynayacak hem dışarıda oynayacak. Sağ dış hem oynayacak. skor yapacak. Skor yapacak, asist Aa, yapacak. Yani çok özel bir yetenek. Öyle bir yeteneği almaya kalktığın zaman ne kadar harcaman lazım? Naspor'a hoş geldiniz. Fazlin Trabzonspor başladı Erman Özgür'le beraber. Fazlin Trabzonspor'a başladık abi. Bir yılın <laughs> en son, en değişik fanzin olabilir mi bu? Yani olabilir ama beklenen bir fanzin nihayetinde. Evet, beklenen yani bir fanzin. Biz baya baya ilk yarının hemen hemen ikinci, üçüncü haftasına itibaren artık şampiyonu... Onun haftanın, haftadır falan bunu konuşuyoruz. Evet yani. şampiyonu kaçırmayacağından bahsediyoruz. Bir sürpriz değil. Ee, buna hazırlanmak için de zamanları oldu. Ama spontane gelişen şeyler <laughs> sanki planlanandan daha güzel olmuş gibiydi. Ee, ben hayırlı uğurlu olsun diyelim. Evet, fanzin de Trabzonspor'a sanki uğurlu geldi. Evet bu sezon başladık Fanzin Trabzonspor'a sene başında. E, çok da uğurlu geldi. Sen işte. başka fanzinler de yapıyorsun ama evet. futbolun içerisinde kalmayı başardığımız fanzin genelde Trabzonspor fanzini oldu. Fanzin oldu. Çünkü oyunun doğrularını Abdullah Hoca üzerinden okumak daha kolaydı. Kendisi de anlattı. Ben oyun olarak, futbol olarak şampiyonluğu bayağı bayağı hak ettiğini düşünüyorum. %100, %100 %100 yani çok en e, hak edilmiş bir şampiyonluk. E, Trabzonspor elde etti. Birçok tabii parametresi var. E, oyuncuları hangi oyuncuları öne çıkaracağız son maçta aslında. Yani yine saha içinde teknik taktik anlamda da bence güzel bir karşılaşmaydı. E, ya Berkan şöyle bir, bir şunu şöyle bir geri dörtlüsüne falan bakıyorum. Onları açarız biraz sonra ayrıntılarını. Abi rakiplerinden zayıf olduğu gibi sezon başındaki o idealden de çok uzak. Tabii tabii o zaten. Yani o bir sürü yokluğu bertaraf eden bir Trabzonspor var. Bir takım bütünlüğü var orada. E son maçta kırmızı oyuncular sağ bek. Yani genç oyuncular stoper bir Sonradan tanesi sol yani kar karma karışık olmasına rağmen isteyen bir kadronun önüne hiçbir şey geçemiyor. Evet, o gerçek. önüne gerçekten engel olamıyor hiçbir yani. şey. E, hepsini detaylandıracağız. Önce hatırlatmamızı yapalım. Tuturay'ı olan kazanır. Fanzin izleyip tuturay'ı olan daha fazla kazanır. Şimdi fanzine ve tuttur uygulamasına özel ilk kuponda 150 lira bonus kazan. Yorumdaki linkten tuttur uygulamasını indir, üye ol, kuponunu yap ve ilk kuponunda tutturla kazanmaya başla diyoruz. Evet abi hatırlatmamızı yaptıktan sonra aslında Trabzonsporlara bir müjdemiz daha var bu fanzinde. Evet. E, hakikaten güzel bir gelişmeden bahsedeceğiz. Böyle bir şampiyonluktan sonra herkes sanırım bunun bir hatırası olsun ister. İster değil mi? Evet. Yani bundan daha değerli bir şey de olduğunu düşünmüyorum. Biz bir forma hediye etmiştik ama bu şimdi daha farklı olacak. Bu daha farklı olacak. E, söyleyelim hemen bilgilendirmemizi yapalım. E, Trabzonspor'un yani bu şampiyonluğunda köprüde. Asılı olan Trabzonspor bayrağı 1967 eşit parçaya bölündü ve ölümsüz bir NFT koleksiyonu ortaya çıktı. Biz de fanzin izleyicilerine özel 3 tanesini, bu bayraktan 3 parçayı Trabzonspor taraftarına hediye edeceğiz. Önümüzdeki hafta içinde detayları daha net bir şekilde sosyal medya hesaplarından duyuracağız. Katılım şartlarını, koşullarını duyuracağız ve bir sonraki fanzinde de bu sefer bu ölümsüz hediyeyi yine gireceğiz. adaletli yine adaletli Tabii. bir şekilde evet. e, inceleyip sık dokuyarak evet, Atlı evet. Avcı'nın forma tercihi gibi aynı tercihi öyle. gibi. Ya çok güzel söyledin bak. <laughs> çok, öyle bir güzel bir yerden girdin ki bir tane Trabzonsporlu futbolcu beni az oynattı hakkım yedi diyemez. Hepsi forma giydi. Hepsi oynadı Doğru zamanlarda giydiler. Bazıları forma şansını kullanamadı. Mesela sol bekte kim olsa kullanamadı. O çok da aslında orada bir tutturan oynayacaktı, devam edecekti. Yani baya baya <laughs> oynayacaktı kaç 5-6 tane oyuncu denendi orada. Hala da olmuş değil. Şimdi şu gerçeği yatsımamak lazım. Evet Trabzonspor şampiyon oldu. Ama yarın Şampiyonlar Ligi için hazırda bir kadrosu yok. Kesin yok. Yok yani ee, bu futbolun acı gerçeklerinden bir tanesidir. Eğer bir seviye... Her şeyi elde ediyorsunuz, kazanıyorsunuz, başarı geliyor. Bir sezon acı çekiyorsunuz ama biliyorsunuz ki yani iki ay sonra oynayacağınız maça aslında hazır değilsiniz. Ya biz Mersin'de şampiyonluk yaşadık. Nurullah Hoca dedim ki hocam bu takıma takviye mi yapacağız? Dedi ki bu takımda üç kişi kalacaktır. <laughs> üst Lig'de. Evet. Çünkü hiçbiri dedi üst ligin oyuncusu değil dedi. Üç kişi kaldık hakikaten. Yani iki üç kişi kaldık. Dedi ki üst başka dedi Erman. Bu ligin oyuncusu var. O ligin oyuncusu <laughs> var. Çok doğru. O zaman hep aklımda kalmıştır. Süper Lig'in oyuncusu olabilir ama Şampiyonlar Ligi oyuncusu dediğin zaman... ...Trabzonspor'a şu anda Bruno Perez'in sakatlığına rağmen... ...biz sakatlığından önce oraya oyuncu Tabii. lazım diyorduk. 5-6 tane iyi oyuncu lazım. İlk 11'e. Evet. Belki de yani. Evet. Tabii bir Ukrayna'daki savaştan dolayı Trabzonspor direkt katılabilecek mi bilmiyorum. Ukrayna takımları eğer olmazsa... Olmazsa e, direkt, direkt katılma... Hakkı Ukrayna ve Rusya önce. olmazsa direkt katılma şansı var. O zaman da başka bir hikaye. Ee, ama Şampiyonlar Ligi'nde başarı istiyorsan... ...maddi anlamda risk almak zorundasın. Yapacak başka hiçbir şey yok. Yok. Yani Beşiktaş'ın e, çok en... net örnektir Beşiktaş yani. Son örneğinde Beşiktaş kadrosunu şöyle bir gözden geçirdiğin zaman çok böyle elit diyebileceğimiz özel 10 tane falan oyuncusu vardı. Ki şampiyonluğu elde etmiş bir kadronun üzerine gelmişler. Üstüne bir de sürpriz demeyeyim ama beklenen üstünde Cenk Tosun performansları falan o da 20-25'e çakmasını sağladı evet. Beşiktaş'ın. <laughs> e böyle oyuncular çıkartmak istiyorsan, bu satışları yapmak istiyorsan, puan almak istiyorsan ekonomik anlamda risk almak zorundasın. Başka türlü olmuyor çünkü olmuyor. yani evet altyapıdan gelen oyuncu da hoca kullandı, ligde, süper ligde süreler verdi. Çok önemli maçlarda çok önemli işler yaptılar ama yani Şampiyonlar Ligi deplasmanına gittiğinizde e, o işler, Liverpool deplasmanına gittiğinizde, Liverpool tabii çok uç örnek Şampiyonlar Ligi'nde ama Villarreal deplasmanına gittiğinizde şimdi yarı finalde oynayan şimdi takım. gençler dedin ama gençler için lider oyuncular lazım. %100. Yani Hepsi yani genç Marek varsa hani o gençler için bir şans gelişimleri için bir şans. Sağdaki varlıkları için kazanırken gelişir oyunu. Kaybederken çok gelişmiyor. Aşırı eleştiri Tabii. falan. O yüzden e, sağ içi liderlerini bol tutarsan gençleri de kolay yetiştirirsin. E şimdi hamşik bir lider ama daha henüz e, belirsizliği olan da çok oyuncusu var. Mesela Bakasetas'ın çok ciddi istendiği söyleniyor. Bakayemen'in sözleşmesi olacak mı olmayacak mı? Uğurcan satılacak mı? Aynı şey yaptığı kadar ömür için geçerli. Sportif başarı istiyorsan kendi yetiştirdiğin değerleri satmak önemli ama bu oyuncularla başarılı olmak daha kolay diye düşünüyorum evet. çünkü Hazır. Türk oyuncu jenerasyonu her sene seni bir tık ileriye zorlayacak. götürmek zorunda zorlayacak. E sen de iyilerini yetiştiriyorsun. Yani bunu satmak mı yoksa faydalanmak mı? Bu da kulüp stratejisi aslında. Yani Biraz kulüp burada kulüpesi. da şimdiye kadar tüm kararlarda olduğu gibi hmm. Abdullah Avcı'ya bakmak lazım. Şimdi Abdülkadir Ömürden bahsedeyim. Satılabilir bir oyuncu. Rakamını bilmem. Bana göre e, Trabzonspor'un en değerli oyuncularından bir tanesi. Türk oyuncu kralı da sıkılaşacağı zaman... ...onun gibi yetenekli bir oyuncu almak çok... ...bir maliyettir. Hem iç oynayacak, hem dışarıda oynayacak, saha dışı oynayacak, skor yapacak, skor yapacak, asist Aa, yapacak. Yani çok özel bir yetenek. Öyle bir yeteneği almaya... ...kalktığın zaman ne kadar harcaman lazım? Bulabilir misin? O da ayrı bir hikaye. Yani, uyum sağlar mı? O da başka bir şey. Uyum sağlar <laughs> mı? Onu da bilemiyorsun. O yüzden şimdi ben de... ...kulüp ekonomisi için Uğurcan'ın, Abdülkadir Ömür'ün falan... ...ama sportif başarı daha önde. Kesinlikle. benim gözümde her takım için geçerli. Öyle olmalı. Yani artık reddedemeyeceğim bir teklif yoksa reddedemeyeceğin işte Cenk Tosun Beşiktaş örneğindeki gibi. Atletico Madrid'e gelir birisi 40 milyon euro verir. Yani, edemezsin ben yani. 20 de <laughs> hani... normal gelir bana. Yani ama yani o daha azına vermenin de bir alemi yok. Çünkü almaya kalktığın zaman o Zaten sana parayı harcattır. harcattıracak. Veya diğerini dolduramadığın için 3-4 oyuncu birden almak zorunda kalacaksın. Yine o parayı harcayacaksın. Yani öyle birden para herkesin gözlerinde ...dolar işaretleri çakmasın. Ee, bu oyuncuları <laughs> bulmak çok zor. Çok zor. Çok zor ve bence Şampiyonlar Ligi'ne gideceksen lazım oyuncular bunlar. Hiç. Koşulsuz. Ya Uğurcan, Uğurcan, Uğurcan Trabzonspor'a yani... ya ben diyorum ki Liverpool'a gitsin, benim gönlümde o var. Tabii, Öyle bir tabii. kaleci bana göre ama kariyerinde Trabzonspor'da bu kadar özel bir sezon geçirdikten sonra bu istikrarla 10 sene oynaması da onu bambaşka bir yere de götürebilir. Evet. Tabii ki kendi tercihi. O, Açtığı zaman gitsin. Kariyer o kariyer yolunu çizecek. Kendisi olacağım. çizecek. Bu konuda oyuncuya da mesela Trabzonspor bu dakikadan sonra ben gitmek istiyorum dedi yani. Uğurcan'a yardımcı olmalı. Tabii. Bu, bu başarıyı elde ettirdikten sonra. Çünkü oyuncu sonra. zaten bu sezonun başında yaşadık da hani Avrupa Şampiyonasından sonra hep bir e, elden çıkarma durumu vardı evet. Uğurcan'a. Bir yani transfer olu, oldu olacak, oldu Biz olacaktı. Biz de dedik ki her şeyde bir hayır varmış vardı. gibi. Ka evet, kaldı. Bakalım ne olacak kaldı dedik. Kaldı ve Trabzonspor şampiyon, şampiyon yaptı. oldu. Şimdi, Şimdi artık yani yılın sonra... oyuncusunu sormuştuk geçen hafta. Evet. Ben Vakayeme'den yanaydım. Çok açık söyleyeyim. <laughs> yani vakaya dillendirmedim. Vakayeme'den yani Vakayeme Vakayeme yani Çünkü niye? Evet kaleci çok özeldir. Kabul ediyorum. Fakat Vakayeme o kadar böyle hamşihin bakası tasın olmadığı zaman veya işte Kornelius'un iş yapmadığı çözdü. zaman o kadar çok maç çözdü ki. Sezonun başından itibaren Duran Top'tan, Akan Oyun'dan, Derbi'de, Anadolu Kulübü'ne karşı o kadar çok çözdü ki. Ben Vakayeme'den yanaydım. Ama son maç artık Uğurcan'a direnemedim. Evet. Yani tamam dedim. Bir takımın strese girmesini sezon içerisinde bu kadar mı çok engellersin ya? Bu kadar mı tutarsın oyunda? Hem beraberdeyken maç beraberdeyken tuttu. 1-0 öndeyken yakalanacaktın, tuttu. 1-0 sen öndesin, e, rakip e, öndeyken farkı e, açılmasını tuttuğu karşılaşmalar oldu. En değerleri hangisi biliyor musun? Ee, Beşiktaş-Galatasaray Beşiktaş, Galatasaray maçları. Mesela Galatasaray maçında Berkan'ın vurduğu kontrol. İkiye pozisyon. maç bitti mesela. Evet, döndüremeyebilirsin. Beşiktaş da... maçında 1-1 bir iken çok fazla pozisyon kurtardı. Çok büyük bir güven ya. Yani arkadaşlar arkadaş. için çok büyük bir güven Belki Depas dörtlüsünün bu kadar sık değişmesi, bu kadar e, başlangıç dörtlüsünden uzak e, oynayıp Hani hata yapmamalarının sebebi de belki de Uğurcan. Ben şunu söyleyeyim. Trabzonspor şampiyon oldu. Ama Uğurcan'a iş düşmedi diyemem. Tabii ki. Çok, çok fazla, fazla düştü. Sezon oyuncusu abi. Nasıl? Evet abi. Apne? Yani kalecisi... Mesela geçen sene 5 yaş şampiyon olurken yılın oyuncuları arasında Ersin yok. Evet. Mesela. Josep var, Gezal var, Abubakar var, Larim var. Larim var. Ya da Atiba var. Atiba neyse. var. Ama Trabzonspor tarafında bir numarada Uğurcan Çakır var hakikaten de. Ve şöyle bir Uğurcan performansı abi. Şimdi bir takımın şampiyon olduğu senaryoda e, kaleci performansları bölüm bölüm öne çıkar. Mustera'nın Hamza Hoca dönemindeki son 6-7 haftası. Gol evet. yemedi, yani reddetti gol yemeyi. O bir i̇nanılmaz, tercihti. İnanılmaz bir savunma evet, yaptı. Evet o bir tercihti. Biz bir nasıl olsa atarız Heh. dedi. Sınav ederler falan attı. şampiyon oldu. Ama evet. Uğurcan sezon boyunca, hani birinci haftadan son haftaya kadar hep işin içinde. Doğru. Ya yani öyle pozisyon vermeyen bir takım fazla olamadı o. ki Süper Lig'de. O çok zor bir şey. zaten bunu bence şey yapmak lazım. Yani bunu, bunu deneyen çok hoca oluyor. İşte şimdi üçlüyle üçlüyle deniyorlar. Aykut Hoca biraz bunu fazlaca denedi. Abi Süper olmuyor Lig'de abi. sen çözmen lazım. Gol yemeden <laughs> benim kriterim gol yemeden şampiyon olmak. Daha az gol Yok, yerek, olmuyor. daha iyi savunma yaparak olmuyor bizim ligimiz takımlar. Problem çözmeye gitti, Her dayalı. takıma gol atarlar. Ben hep diyorum ki bir teknik direktörlük kriteri Bizim ülkemize gelince farklı olmalı. Bizim ülkemiz hücum futbolunu seven, hücum futboluyla başarılı olan takımların ligi. Yoksa gidersin İspanya'da Atletico Madrid'de Simeone gibi olursun. Doğrudur. Orada Real Madrid Barcelona'ya karşı o tarz doğrudur. Doğrudur. Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor savunma yapacağımla, üçlü oynayacağımla olmaz. Rakip sana bırakıyor zaten ne topu. Ne zaman olmuş yani. ki? Yani ne Hiç zaman, zaman olmuş? olmayacak yani? Çok nadir bazı maçlar haricinde topu rakibi bırakırsın. Çok nadir bazı maçlarda üçlü oynarsın. Ama bizim ligimizde şampiyonluk çoğu zaman yediğinden fazlasını Atmak, atmaktan geçer. O pozisyona girmekten geçer. Evet yani şöyle bir incelesinler benim söylediğime bakmasınlar. Evet. Kaç gol atmış takımlarımız? Kaç tane yemiş? Dikkat et hep Geniş Ki bence oynamış. abi e, gol atmaktan ziyade hani bir maçta iki maçta çok fazla gol sayısına ulaşıp o şeyi de kapatabilirsiniz. Gol marjını da kapatabilirsiniz. Geriye düştüğü maçları çevirmek bence buradaki esas sorunun cevabı. Yüzde yüz yani bir sıfır geriye düştüğün zaman çevirebiliyorsan sen o karşılaşmayı rahat rahat taraftarına ya da o maçı izleyenlere o hissi verebiliyorsan şampiyonun en büyük adası. Ben hep bakıyorum şimdi defansif orta sahalar çok seçiliyor. Abdullah Hoca zorda kalmadıkça seçmedi. Mesela Siopis Berat çok nadir. Başın belli bir bölümlerinde. Bir tane. Peki dikkat et. Son şampiyonluklarda, benim aklımda kalan en özel şampiyonluklarda Mehmet Topal tek. Tek. Josef de Souza Beşiktaş Beşiktaş'ta tek. Galatasaray'da Melo. Melo. Tek. Fernando tek. Fernando o kadar defansif bir oyuncu değil. İki izletmeni. taraflı da oynuyordu. Şimdi bu oyunculardan bir tane olur. İkisi oldu mu olmuyor. İkisi oldu mu sen <laughs> hücum futbolu kolay gideyim, kolay gol bulayım o kısmında kendi kendini törpülüyorsun. İşin işte, savunma kısmında çok oyuncuyla savunma yapmak iyi savunma yapmak değil kesin değil. Beşiktaş üçlü oynuyor Valerian İsmail geldiğinden beri. Her savunma arkası koşusuna pozisyon veriyor. Çözemiyorsunuz. Yani mesela stoper kalitesi çok zayıfladı zaman zaman Trabzonspor ama hiç üçlü görmedik. Çünkü topu ayağına aldığı için, topa çok sahip olduğu için. Çünkü neden biliyor musun? Abdullah Jublu ligin şifrelerini biliyor. biliyor. Çok yani bu ligde A yani. üçlü oynayayım, kolay golüm öyle bir şey yok. Son beş dakika iş karambole döner. Her şey olur. Atarsın bir stoper Tabii. daha, yüksek topa vursun. O başka hikaye. Tabii Her şey olur. O zaman. Yani Hoca Bursa Spor'da atardı Ömer evet. Erdoğan öyle. Öne, son beş dakika karamolden gol çıkarırdı. Evet. Bak e, nasıl söyleyeyim sana? Anlık çözümler başka. Tabii. Ama işin genel anlamında esas plan başka. Bu ligin şifrelerini çözmesi Abdullah Avcının oyuncuları iyi tanıması, kişisel olarak iyi ilişkiler kurması, yıldız oyunculara doğru tavırları, genç oyuncuları yere düştükleri zaman bile Kaldırma doğru abi. şekilde kaldırışı ya yani bakıyorum Arda Güler oynamıyor Fenerbahçe'de. Ağlayarak çıkan Abdülkadir Ömür sürekli oynadı. Bir de Arda Parlıyor oynadığı zaman. İşte yapıyor yani. Ha, yani biz bunu koruyoruz. Emirhan'ı koruduk. Ama ağlayarak oyundan çıkan Abdülkadir Ömür bir hafta sonra 11'deydi. Diyorlar ki nasıl oldu? Şimdi bunlardan sana 10 tane sayarım. İşte öyle oldu. İşte öyle oldu. O yüzden de bir herhalde bir heykel anıt gibi bir şey yapıyorlarmış. Ee, hakikaten hak ettiler ha. Çok hak Çünkü Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kadrosu Trabzonspor'dan iyiydi. Bence de. Çok daha iyiydi. Sezon başında Trabzonspor denklemin içinde e, çok fazla evet, yani bakıyorduk olabilir diyorduk ama hani Beşiktaş çok daha öndeydi bence se sezon başında. İlk Son şampiyon. hafta bir top oynadı Beşiktaş takım. Dedim herhalde ki, uzak bak, ara yapacak evet, yani, yani. ama... E, Roma'ya elendikten sonra, biz burada Fanzin'de çok söyledik. Roma'ya elendikten sonra Trabzonspor bir eksik kul var. Bu kadro için uygun oldu. Evet. O zaman belki götüremeyebilirdi yani. Götüremeyebilirdi. Avrupa... ya yani götürebilirdi ama bu kadar Net geniş fark o, olmayabilirdi belki. yani. Yine de yarış içinde kalırdı. Belki başka hamleler yapılırdı. Belki o zaman hikayeler başka olurdu falan. Ama e, mesela Fenerbahçe oynadı. Ama Pereira dedi ki bizim kulübümüzün öncelik değil dedi. O zaten öncelik olarak almadı yani. Öncelik olarak almadı Avrupa Kupası'nı. Bence oynamamak daha iyi. Eğer öyle oynayacaksan. Tabii, tabii. O yüzden de e, ben biraz Trabzonspor'un hemen hemen her anı doğru yönettiğini düşünüyorum. Kutlamaları da doğru yönettiler ya, bu arada. Son olarak da onu konuşalım abi. Hakikaten konuşalım. E, bir partiye dönüştü. E, kutlamaları. sosyal medyada da inanılmaz... Ya ben e, o şarkıyı ilk oldu. defa duyuyorum. Bak <laughs> yalan ol, Özür diliyorum. Yani hani yapan insanlara da saygısızlık olmasın. Ben o şarkıyı bilmiyorum. <laughs> Ama ya, öğrenmiş oldum. Öğrenmiş <laughs> oldum. remixini, remixini. Ya 10 kere seyrettim Berkay. Yani e, Trabzonspor şehri... O büyükten küçüğe bunu yaşayan bir şehir. Yani futbol maçlarıyla yatıp kalkan... Herkesin bir fikrinin olduğu. Şampiyonluk kutlamasında da herkesin orada olması çok güzel görüntüler evet. çıkartmış ortaya. Ben bunu sadece teknolojiye yormuyorum. O coşkuyu teknolojiyle falan elde edemezsin sadece. Tabii o bir e, birikim var. Birikim var o, ve işte. e, spontane gelişen şeyler hakikaten daha keyifli evet. oluyor ya. Hiç beklenmiyordu. O öyle bir şey zaten planlayamazsınız. Ya Beşiktaş'ın donanmasını kim hayal Tabii. ediyordu? Ben ilk defa evet. gördüm. Bir anda bir sürü tekne bir araya geldi. İnanılmaz Donanma bir çıktı. Oldu. Evet. Yani böyle e, yaratıcı fikirler hakikaten evet. de çok keyifli oluyor. Trabzonspor hakikaten beklediğine değmiş demeyeyim ama <laughs> yani çok çok güzel bir şampiyonluk kutladılar. Tekrar tebrik ediyoruz. Tebrik edelim. T Trabzonspor camiasını, oyuncuları Abdullah Hoca'yı gerçekten e, tebrik ediyoruz. Çok hak edilmiş bir şampiyonluk elde ettiler. E, biz önümüzdeki fanzinlerde bu sefer biraz daha Şampiyonlar Ligi e, planlamasına yönelik konuları bir de konuşabiliriz. Türkiye Kupası geldi Türkiye tabii. Türkiye Kupası maçı var tabii. E, Abdullah Hoca bu var. şampiyonluğu bence kariyerinde geç yakaladı. Ama hiç yakalamamasından iyidir. E, tabii ki. Yani tabii bir ki şeyi abi. geç yakalamak hiç yakalamamaktan evet. Bundan iyidir. Bundan sonra da bakalım nasıl gelecek devamı Trabzonspor için işler nasıl ilerleyecek. Hatırlatmamızı yaptıktan sonra Fazil'in Trabzonspor'u noktalayacağız. Çok sevdiğin yazarlar tutturun içinde yazarlar kulübünde sen de tuttur üyesi ol. Onların yorum ve tahminlerini kaçırma. Üstelik yorumdaki linkten uygulamayı indir. Tuttur uygulamasına ve Fazil'ine özel ilk kuponunda 150 liraya kadar hediye kazan diyoruz. Fanzin Trabzonspor'u noktaladık. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Çok sevdiğin yazarlar tutturun içinde yazarlar kulübünde. Sen de tuttur üyesi ol. Onların yorum ve tahminlerini kaçırma. Üstelik uygulamaya ve panzine özel ilk kuponunda 150 TL'ye kadar hediye. Tuttur. En kral sensin.